Cümleten selamünaleyküm değerli can dostlarım. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün videomu ben böyle başlatmak istedim. Görüyorsunuz kuşları. Onlar da nasipleniyor. Çok hoşuma gitti şöyle bir görüntü. İneklerimiz yiyor. Onlar da gördüğünüz gibi içinden arpayı buğday seçiyorlar. Vallahi hoşuma gitti böyle bakınca. Normalde inekler her şeyden huylanır ama kuşlardan dedim hiç huylanmıyorlar. Görüyorsunuz. Onların yemesine izin veriyorlar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu arada güneş yeni doğuyor. Biz ineklerimizi sağıyoruz. Can kızı sağdık şu anda. Sarı kızı ben makineye taktım. Hasan da devamını sağıyor. Bugün pek canım yok. Sanırım ben de grip olacağım. Vücudumu iyi hissetmiyorum. Daktıktan sonra Hasan'a verdim. Güneşi de görüyorsunuz şöyle. Bu da sağlıkken böyle süzülüyor. Kolay gelsin Hasan'cığım sana da. Arkadaşlar sonunda kalan sütünü bırakmıyor. Bir de yürürsek olduğu için gittiği yürürsek. Evet. Böyle görüyorsunuz daha şişti. Sütten dolayı değil yani yeni buzdoları için. Ben de o yürürsek indirmesin. Sütçe falan sütü yok. Ondan sonra böyle masaj yapıyor. Şu anda şiş hayvanın bicikleri. Şişin inmesi gerekiyor. O yüzden sütü bitirmeye çalışıyor içindeki görüyorsunuz. Mesela Hasan şu anda bicikleri bayağı büyük ama süt gelmiyor bak. Çünkü yilinsek olduğu için hayvan. Basmayla zorla şey yapıyor. Yok işte. Akkızın süt diyordu arkadaşlar. Sıra bunda inşallah. Bu da eskinerse. Akkızınki de nasıl büyüktü Hasan. Maşallah barakallah. Akkızınki de aynı böyle şişti. Ana o neydi kız? Aklımın önünde çıktı artık. İyi takım ver ki buna. Genleşti düştü. Aynen sök artık. Hayvan dikilişim var, hayvan nasıl kaldırıyor. Bu da bitti, sıra geldi diğerine. Görüyorsunuz gün doğumu acayip güzel görünüyor şu anda. Dağının arkasından çıktı güneş. Aslında böyle güzel bir çekmeyi kalktığımızdan, sabah ezanından başlayıp çekecektim ama. Sen mi? Evet, sabah öyle. Güneş acayip güzel görünüyor, kamera net çekiyor. Bizim gözümüz görmüyor ama. Öyle mi? Hı, gel bak hele. Ben şuradan önce sarı kızım. Bugün sulh dışı süt ayıracağız arkadaşlar. Sarı kızım oğlu Ceylan'a şimdi süt koyacağım. Sen Ceylan'a koy. Bir de bugün sulh dışı ile misafirliğe gideceğiz. Onlara da süt götüreceğiz. Dün ayırmıştık götürelim diye. Gidemeyince kaldı. Onu anneme verdik akşam. Bugünkünü de sulh dışı götüreceğiz. Neredeydi oğlumuz? Koyun oraya düşmüş ha. O zaman videomun devamında görüşürüz diyeyim ben. İnekleri sayalım. Ömer uyuyor, yükseldi. Babaannesiyle oturuyor. Cümleten selamünaleyküm değerli can dostlarım. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten. Bugün biz arabamıza bindik. Hava çok soğuk. Arabanın içi çok sıcak. Pazara doğru geliyoruz. Bir iki ihtiyacımız var, onları alacağız. Sabah plaja geldik. Yükseli doktora götürdük. Biraz rahatsız. Sabaha kadar ateşlendi. Hiç uyku durak görmedi. Ondan sonra şimdi de pazara geldik. Hasan'ın biraz Hasan sen ne alacaksın? Ben mi? Bir şey yapacağım diyorum sanki. Şuraya koy bir sahaya. Biraz bir şeyler alacağım. Gözleme falan yapacağım. Şeyimiz çok, meyvemiz, sebzemiz hep duruyor. Ya onlar kalmış, onlardan aynen almayacağım. Bakalım bir artık. Arkadaşta şey var, bu şol kendiler şey var ya. Ona bakacağım. Ona bakacağım. Ondan sonra konuşalım işte. O zaman pazarda görüşürüz. Arabamızı buraya koyduk arkadaşlar. Şöyle pazarın dış çevresine doğru. Görüyorsunuz. Burak, aman o evde de oturan varmış, görüyor musun? Ta tepede. Asansör var mı ki ya içinde? Şimdi yok mudur? Buradaki buranın evleri ben çok seviyorum. Çok küçük ufak tefek oluyor ama hoşuma gidiyor. Güzel yapıyorlar. Çekici olsun diye. Şu eve bak mesela. Ne güzel süslemişler.
Çocuklarımız evde arkadaşlar. Ömer uyanıyordu. Uyuyordu. Son anda uyandı. Bir çığlık verdi. O da bugün hiç uyumadı sabaha kadar. Abisinin stresiyle abisi ağladıkça, Yüksel'im ağladıkça Ömer'im de sızalandı. O da sanıyor ki ben Yüksel'e bir şey yapıyorum da ağlıyor sanıyor. Kızdı. Evet değerli dostlar, şimdi pazardan geldik. Pazarı çektik geldik. Çekemedik. Pazarda bir an çekiyoruz yalnız. Ben de kişiler değişik bakıyordu, utandım. Zaten bir de fazla bir alışveriş yapmadık. Her şey duruyormuş. Mandalını aldım, bayağı şey aldım geçen hafta. Evet. Hiçbirini bilmiyormuş. Tüm malzemeler duruyor. Yeşil soğan aldık şöyle. Burada gösterelim içeriye gerek kalmadan. Şey ya, bunları dışarıda yıkayacağım. Evet. Yeşil soğan aldım. Bunun yanına bulgur pilav canım istiyor. Yoğurt. Bulguru kaynadırlar. Marul aldık. Bizim evde marul fazla tüketilmiyor ama yine de canım istedi orada goruncuk. Bir de şöyle Yüksel'ime oyuncak aldı. Bunu Yüksel çok seviyor. Akşam adam olmadı, hastalandı. Geçen sene bir karton aldıydık. Şimdi 10-15 tane ancak aldı, bitiriyor. Kaybediyor. Kimisini atıyor dirken. Bunu da yeni aldık. Bundan 2 gün boyunca otursun oynar. Seviyorum ben. Evet, çok seviyorum. Araba da iyi kirlendi arkadaşlar, yıkanacak da. Araba bizim araba değil artık. Kirinden görünmüyor. Şöyle bir tane mutfak şeyi aldım arkadaşlar. Benim önceki de çok... şu orada hurdalı atmışsınız, orada duruyor. İspanya tasına bakayım. Hmm, güzelmiş. Maşrapa mı diyorlar adına? Bayağı. Sırf güzelliği için aldım. Lazım değil aslında. Allah Allah. Ama çok güzel, hala çok hoşuma gitti. Hmm. Buna da... tabak mı koyacağım? Evet. Bulaşıklarını yıkıyorum ya, onlar da öyle derece. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Ömer'im de içeriden sesi geliyor. Bozulursa getir bana, geri ver dedi. Öbür abi de öyle demişti. İnşallah bu sözün eridir. Bu bozulmaz, ben de geri götürmem. İnşallah o zaman eve geri doğru geçelim. Geri götürme zaten, çağırsa da ben geri götüremezdim ama öyle işte, laf olsun. Yine de adam malına garanti veriyor. Ayaklarını da şurada eve doğru koyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet değerli dostlar, akşam oldu şimdi. Cansu ile hayvanlara devam ediyoruz. Ben makineyi de açtım arkadaşlar sana. Yıkadım bizimlerini. Düvenimizi biliyorsunuz, ilk olduğu için biraz zor alıştırması oldu. Nailus'la ile beraber ben burnundan tuttum. O daktı dedikene şimdi biraz uysarlaştı. Yeni sekliyle yavaş yavaş gidiyor. Posunda o gün bağladık durmuyor diye. Bakımı iyi olunca şımardı biraz. Ondan sonra posunda orada artık bağlı duruyor. Cansu şimdi onu yiyeyim, saman orada hazırdı, onu veriyor oradan. Aygız'ı bekliyoruz, Aygız daha budalayamadı. Biraz sonra bunları da sayacağız. Mısır sıracını ben şu çiğe koydum Teda. Tenikere getirdim, yarısını koydum. Onu da dök, giysin. Bunun böyle dostlar maşallah. He dök, onu ayırdım. Karıştır, giysin. Alçak. Kral durmuyor arkadaşlar. Kral azıcık bakım iyi olmuş, şımardı. Vur vur da kaçtın. Çekildi. Korkutacağım. Tosunu korkutmadın mı? Sıkıntı ha? Tamam, yeter kalan. Bırak da iyisi. Burada bakımı daha iyiydi arkadaşlar. İstediği zaman gidip çıkıp yiyordu. Ama şımarınca onu oraya bağladık. Ona ayrı veriyoruz. Durum böyle. Cansu Hanım, sen ne demek istersin? Ben hayatımda 10 numara. Güzel miydi? 10 numara. Cansu ineklerimizi kaç alıyor? Nasıl bu hayat? Doğru doğru söyle. Bu hayat nasıl? Güzel. Benim hiç sıkıntı yok. Çocuklarıma bakamıyorum gibi bir sıkıntım var içimde. İşlerim doğduğunda davanlar vardı. Çocuğuma iyi bakamadım. Şimdi de inekler var. O yüzden biraz içinde astım ama bu davardan çıkamıyor da bunun pek şeysi olmuyor. Sabah bir saat çeyimiz. Benim tek işim burada değil, o yüzden. Ya o öyle tabii. Evin iş oluyor, süpürülüyor ya, mesela. Ya, temizlik oluyor, şey, yemek yapılıyor. Gelme düşünüyorum. Babam gelince benim çocuklarla sabah ilgilenebilirim. Ben? Nasıl? Ben nasıl ilgilenebilirim? Gide gide bak hayatım. Öyle o kadar çok istiyorsan gide bak. Ben gündüz baksam olmaz mı? Gündüz sevsem, sarsam. Tamam, gündüz de sevsem.
çıkmıyor arkadaşlar. Onlar baktım işte onlar kalan sonra. İyice kurdukça çıkar. Ben şunu çok seviyorum. Yine siz değişir ya. Kaçtı araba. Hiç hoşuma gidiyorum. Şimdi bir kızımı da arayacağım. Hangisi? Aygız mı? Aygız. Beni buluyor. Cansu Aygız'ın ayrı bir içinde sevgisi var bunların. Ayrı. Canlı yapmadan karnındaki bebeğini. Ana. Nasıl? Ana. Yağmuruyor bak hele. Bu çok tatlı arkadaşlar. Bunu vallahi çok seviyorum ben. Hani evin kızı gibi bu. Mazlum değil mi mesela? Evet. Al al oradan ha. Acil de fiyattan. Bunu çok seviyorum. Acımasın. Biz onları kaldırırdık önceden de. Şimdi daha tam kuru değil gibi onun için kaldırmıyorum. Benim kızım da can kızı arkadaşlar. Biraz başta şımarıklık yaptı, zıpladı, ne etti ama yavaş yavaş alıştırıyorum. İkincisinde, üçüncüsünde takılıyor. Korkuyor. Biraz ondan sonra ilk olduğu için sıkıntı var. Düve olduğu için farklı bir şey var. İlk sağımı bunun. Bir de yılın setliği vardı artı. Onlar şey işte. Kışa kendini çekiyorum ya daha bunlar tüysüz hali. Başkalarınınki daha tüylü oluyormuş. Allah Allah. daha çok tüyleniyormuş. Allah Allah. Kışa kendini öyle yiyor ki biraz diken diken böyle. Alışıyorlar demek ki. Galiba. Böyle yalan. O zaman videomu devamında görüşürüz dostlar. Hadi bakalım.